toplantımız derneğin kuruluş aşamasında kuralım mı kurmayalım mı diye müzakere için yaptığımız toplantıdan sonra ikinci, onunla birlikte üçüncü toplantı. Öncelikle geçen haftaki önceki toplantıda olmayan arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar tekrar hoş geldiniz aramıza. Onlara herkese ikişer dakika söz hakkı vereceğiz. Kendilerini tanıtırlar. Suha kardeşim, Mehmet abi, işte Bekir kardeşim yeni katılıyorlar aramıza. Diğerleri, diğer arkadaşlarla devam ediyoruz yolumuza. Görev dağılımını yaptık. Arkadaşlar, herkes görevini kabul etti. Onun için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ayrıca kamuoyundan olumlu ya da olumsuz bir takım eleştiriler aldık. İşte bizim ya siyasi bir dernek daha kuruldu, işte falancıya fişmancıya karşı. Kesinlikle böyle bir şey yok. Turun kardeşimin de söylediği gibi biz birleştireceğiz, biz kucaklayacağız, biz herkesle beraberiz. Atatürk'ün ilkelerini, devrimlerini benimseyen bütün insanlarla beraberiz. Yolumuz onlarla her noktada kesişir. Eğer bizimle aynı fikirleri, aynı düşünceleri paylaşıyorlarsa. Türkiye'nin kazanımlarına, birikimlerine, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmak ilkelerimizden bir tanesi bizim. Diğer yandan ben her zaman şunu düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü gözümün önüne getiriyorum. 1920, 1918, 1922, 25 o yılları. Türkiye'nin tam bir yoksulluk yılları. Teknik elemanı yok. Herhangi bir geliri yok, sanayisi yok, iş gücü yok, yol yok, iz yok, hiçbir şey yok. Ve o günleri nasıl var etmiş bir lider? O günleri nasıl bugünlere taşımış bir lider? Dünyadaki mazlum milletlere nasıl sahip çıkmış bir lider? Kimsesizlerin kimsesi olmuş. Nasıl olmuş? Yani öldüğünde bütün dünya yoksul düşmüş. Ve Mustafa Kemal Atatürk. Niye? Çünkü artık halkına bir şey vermiş. Dünyaya bir şey vermiş, ilim vermiş, başarı vermiş, perspektif vermiş. Bunun dışında cam fabrikalarını, cam sanayilerini kurduğu zaman İngiltere, Avrupa'nın birçok ülkesi kendisine hayran kılmışlar. Ya bu nasıl bir yatırım diye heyet göndermişler. Yani böyle bir lidermiş Mustafa Kemal Atatürk. Onun için de biz bu işlerde görev almamızın sebebi ülkesine sahip çıkmış. Devrim yapmış, her alanda köklü çalışmalar gerçekleştirmiş, halkına ön ışık olmuş bir lider olduğu için biz de görevden kaçamadık. Arkadaşlarımız da, buradaki gördüğüm arkadaşlar da hepsi de aynı düşüncedeler. Onun için bu derneği kurmaya karar verdik. Çok da iyi gidiyoruz, çok da başarılı gidiyoruz. Bir takım eksiklerimiz var ama zaman içinde hepsi kapanacak. Çünkü azmimiz onu gösteriyor. Arkadaşlarımızın sevinci, mutluluğu, desteklediği koşullar onu gösteriyor. Her şey iyi olacak. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk babaannelerimizin, dedelerimizin yöntemleriyle 1920-22'ler batmış halk yiyecekten, alım gücünden oldukça yoksul. İlk önce Nazilli Kumaş Fabrikası'nı kurmuş. Ardından Sümer Bankları açmış. Halkı giyindirme yöntemine gitmiş. Rantmış, para kazanmakmış, ülkenin ihracatıymış. Bunlar değil. Önemli olan halkımı ayakta tutayım, milletimi ayakta tutayım diye halkı yiyecek ve giyeceklerini temin etme yöntemlerine gitmiş Mustafa Kemal Atatürk. Ondan sonra yem sanayilerini kurmuş. Ondan sonra şeker fabrikalarını kurmuş. Ondan sonra Çuku birlikleri kurmuş, eti bankları kurmuş, ziraat bankalarını kurmuş, toprak mahsulleri ofislerini kurmuş, mermus fabrikalarını kurmuş. 26'dan 30-37 arasında 190 tane fabrika kurmuş. Bir takım devrimler gerçekleştirmiş. Yani biz bunun için Mustafa Kemal Atatürk'ünle yolumuz bundan dolayı kesişiyor kısacası. 1920'lerde buna Avrupa'nın çeşitli ülkeleri, İngiltere'de, değişik ülkeler, paşam gel sana yardım edelim. İşte ülkende
bazı sıkıntılar var. Bunları bizim yardımımızı aşalım. Hayır demiş. Ben demiş halkımla aşacağım demiş. Egemenlik kayıtsız şartsız işte 23 Nisan o zaman söylemiş yani. Hoş geldiniz. Bizler de burada bulunmaktan hem gurur duyuyoruz hem de mutluluk duyuyoruz. Bir takım şeyleri hem açıklayalım hem de aydınlatalım arkadaşlarımızı. Öncelikle ben Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'na bağlı Genç Türkler, Young Turks Derneği'nin başkanıyım. 60 tane üyesinden bir tanesiyiz. Aynı zamanda Mehmet Pamuk Bey, Tamca Derneği'nin başkanıdır. Bıraktım artık. Ha, yani bıraktık sanatı. Zaten derneği temsil ediyordunuz geçen döneme kadar. Şimdi Murat Azer Bey, New York Azerbaycan Dernek Başkanı'dır. Eski başkanlarından Türk-Amerikan Kırım Birliği'nin de başkanlığını yapmış Rüsten Bey de sanıyoruz. Yani bizler şu anda Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu yönetim kurulunda üyesiyim ben, Murat abi. Suna Hanım denetleme kurulu başkanıdır. Aydın Bey olsun, Suha Bey olsun, Çağdaş Bey olsun. Şimdiye kadarki icra kurullarında başarıyla görev yapmış arkadaşlarımız. Şunu öncelikle söylemek gerekiyor. Bizler altını çizerek, üstüne basarak söylüyorum ki hem basınımızda, medyamız da bunu öğrensin. Hem de biz Amerika Atatürkçüler Dayanışma ve Kültür Derneği'ni hem destekliyoruz hem de yönetim kurulunda üyeyiz. Aydın Işık Beyefendi başkanlığında, Turun Şenyurt'unda ikinci başkanlığındaki yönetim kurulunda hem de görev aldık. Bu derneğimiz Amerika Atatürkçüler Dayanışma ve Kültür Derneği Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun şimdiki yönetimini, gerçek yönetimini, Zarifçe Muradoğlu başkanlığındaki yönetimini desteklemektedir. Toplumumuzda birlik, beraberlikten bahsedilirken bazı bozguncu fikirlere, yıkıcı faaliyetlere bir kere bu derneğimiz de karşıdır. Başka bir federasyon yoktur, tek bir federasyon vardır. Bu da Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu. Ve ayrıca tabii ki İnan kardeşimizin de söylediği gibi bizler Cumhuriyet Bayramı her sene 1980'lerden beri Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu geleneksel halinde getirip de balolarla kutlamıştır. Bunun dışındaki derneklerimiz Amerika'nın 50 eyaletinde baloları kendi eyaletlerinde, kendi dernekleri bünyesinde kutlamaktadırlar. Bu da büyük bir gurur verici olaydır. Amerika'nın her tarafında Cumhuriyet kutlanıyordur. Sevgili arkadaşlarım, biz Amerika Atatürkçüler Dayanışma Derneği'ni kurmuş bulunuyoruz. İki aydır faaliyetlere, yaşamına başlamış bulunuyor. Ve şu an itibariyle tüzel kişiliğini kazanmıştır. Toplumumuzun her kesimine ulaşmak için elinden geleni yapmaktadır. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı mahallelerine, yerine, yöntemine göre seçtik. Her bölgeye, her vatandaşa ulaşmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar sunarım.